Diyarbakır'daydım. Meslektaşlarınız yargılanıyordu. 15 gazeteci yaklaşık 13 aydır tutuklu Diyarbakır'da. Dün ilk defa hakim karşısına çıktılar. Benle Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakır Özer birlikte o davayı izledik. Bugün de devam edecek. İddianamenin tümünü okudum. 700'den fazla sayfayı içeren bir iddianame aynı zamanda. Fakat hukuka uygun, ikame edilmiş hiçbir delil yok. Sonradan uydurulmuş ve hepimizin her zaman tanık olduğumuz itirafçı sanıklar bulunmuş ve gazeteciler bu şekilde itham ediliyorlar. Yaptıkları tümüyle gazetecilik faaliyetidir, yayıncılıktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefindeki en büyük meslek grubu da maalesef özellikle 2015'ten sonra gazeteciler olmuştur. Nedeni de ağır insan hakları ihlallerini ortaya çıkaran çabaları olmuştur gazetecilerin. Ve iflas eden politikaları konusunda kamuoyu aydınlatmaları olmuştur.